Merhabalar. Güzel akrep burçları, Güneşlikselen, Ay burcu akrep olanlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, mutlusunuzdur, sağlıklısınızdır. Bugün 16-22 Eylül haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Şimdiden hepinize çok güzel, süper bir hafta hafta dilerim. Bakalım. Önünüzdeki ufak engeli artık kaldırabildiğiniz. Yani bazı şeyler küçüktür. Hani biri de küçüktür. Ama mide bulandırır bunu biraz çektiğiniz bir dönem birisinin hareketlerinden tavırlarından dolayı bir yandan göstereyim yani bana şöyle böyle diyor ama ben inanmıyorum ben güvenmiyorum ee, diyorsanız burada olaya direkt olarak bir müdahale durumunuz var şöyle öncelikle fincanınızı gösterdim onun haricinde birazcık dışarıya taşmışsınız hem geçmişten taşmışsınız bu arada şu hemen şurayı göstereyim buradan bir güzellik geldi oradan başlayacağım zaten ama Geçmişten bir çıkışınız var. Yani alamadığınız paralarınız ben öcümü alamadım. Ama Rabbim onun belasını verdi. Benim artık onunla hiçbir işim yok. Çekti cezasını deyip bir salma olayınız var. Bir de sağ tarafta ekstradan bir dışarıya taşma var. Bu zaten iş yapıyorum. Benim işe ihtiyacım yok. Benim çocuğum var. Benim hani başka çocuk düşünmüyorum. Ben zaten bir kere evlendim tamam. Yeterli. ihtiyacım yok. İşte ihtiyacınızın olması önemli değil. Zaten çok gezdim, başka gezmeyeceğim. Yok hayır bir daha gidebilirsiniz. Bir daha yapabilirsiniz. Güzel olan bir şey yalnız. Hani zaten ben bir tane oku bitirdim. Üstüne ekleyebilirsiniz. Bir yeni hobi olabilir. Böyle bir ekstradan bir şeylerin gelişi var şimdi dediğim gibi o akan güzelliğini oradan başladığım zaman siz öncelikle şunu getiriyor. Çok güzel bir haberiniz var. Aslında yollarınız falan çok çok fazla ve siz hep bakın bir para gibi bir şey hazırlıyorsunuz ya da bavul olabilir, valiz yani bir şey hazırlıyorsunuz. Belki kitaplarınızı, belki işinizi, belki dükkan açacaksınız ya da evden bir şeyler yapacaksınız. Bunun için en basitinden şunu yapabilmem için benim şu şunu almam gerekiyor. İçinin kahvesini almam gerekiyor. Kameramı, ışığımı ona göre bir ayarlama yapmam gerekiyor. Sizin de böyle bir şeyiniz var. Bir şeye hazırlanıyorsunuz. Belki bu bir düğün ama küçük bir şey kesinlikle değil. Sizin hayatınızı etkileyebilir ve sizin bakın çok dikkatli bir şekilde hazırlanıyorsunuz biraz endişeli belki heyecanlı olabilirsiniz size bakın sağlı sollu yardım eden insanlar da var yollarınızda var gidersiniz gelirsiniz Bunlar belki bir süreç yani evlenmek için illa başka bir yere gitmenize gerek yok hazırlanırsınız ama bunun bir süreçtir bunun gibi durumlarınız olabilir belki çocuğunuzun valizini bebeğinizin o şeyini çantasına hazırlıyorsunuz işiniz için para toplamanız gerekiyor. Bunları ayarlıyorsunuz. Ameliyata hazırlanıyorsunuz vesaire. Tabii ki bir şeylerin önceliği var ama bu dediğim gibi paradan tutun da birçok şeye kadar olabilir. Gayet de güzel görünüyor. Ardı da gayet tertemiz. Sadece dediğim gibi biraz bir şeyler, birilerinin bazı kuruntusal e, lafları işte ya olmazsa ya bozulursa ya olmayacak belki kötü bir şey. Niye kötü konuşuyorsun ki? Değil mi? Biraz böyle negatif insanlar çevrenizde olabilir. Onları hiç siz takmayın. Çünkü ben sizin burada yollarınızı hızlı, kısa, çabuk, geniş yani ne kadar geniş o kadar rahat rahat yaparsınız. Ve kısa olması da çabucak halledebilmeyi anlatıyor. Yani işi puntuna uydura uydura ilerlediğiniz bir dönem ve gelecek kısmınız çok aydınlık. Şu aralar bir şeyleri yapmayı düşünüyorsanız ve özellikle de bizim bana, haneme, yuvama denge getirecek. Bakın içiniz biraz şeyli. En işi çıkışta maddi olarak bize daha iyi gelir. Ben hareketlerimi düzeltirsem ya da işimle konuşayım, işte çocuklarla konuşayım, onların işi, gücü, şu, bu daha iyi olur. İşte sağlıkla alakalı veyahut da ruhsal durumla alakalı daha iyi olacağını düşündüğünüz bir şeyleri kalkıp konuşup bunları beraber bir halletme ve geleceğe dair bununla ilgili bir yolun başında iki kişi oturup bunları konuşuyorsunuz. Hemen bu hafta yapıyorsunuz diyemem açıkçası. Ama biraz tabii ki ön hazırlıklar, bir şeylerin konuşulması, şimdiden belki birkaç ay sonrasını konuşmaya başlama olaylarınız var. Buraya geldiğim zaman burası sağ taraf. Sağ tarafta ne var biliyor musunuz? Sağ tarafta dip kısmında konuşmalar, birazcık fikir ayrılıklarından sonra birleşimler, bir bereket ayağının devamı görünüyor. Yani şu anda siz bir yerden bir gelir elde ediyor olabilirsiniz. Hanede çalışan birisi varsa işinde yükselebilir. Daha fazla kazanç sahibi olabilir. İkinci bir iş durumu olabilir. İşten çıkarıldıysanız geri çağrılma ya da madem bana böyle bir hareket yapıyorlar. Madem benim de yollarım var. Madem ben de bir yeni döneme hazırlanıyorum. O zaman ben kendimi hazırlıyorum demek ki. Ben bir şeyler yapıyorum diyerek bir böyle ortaya çıkış durumunuz var. Ve bir çiçeği yeşertircesine. Tohumdan büyütürcesine böyle bir yani etrafını fanusla kaplamışsınız da onu büyütüyorsunuz. Gizli yatırımlar bu arada bu dönemde kendisini gösterebilir. Biraz aşk olaylarınız görünüyor. Çok büyük değil ama kuş gibi. Bu genelde şöyle olur. İster evli olun ister olmayın ister birisini bekleyin ister beklemeyin şunu anlatıyor. Birisi size çok değer veriyor ama e, yani bunlar evet değer gösteriyor ama ben göremiyorum. Gösteriyor da ben görmüyorum. Ya da varsa böyle biri ben fark edemiyorum. Ya da bahsettiği değeri ben hissedemiyorum diyorsanız bu dönemde bunu görebilme. En azından kendi sevgisini, ilgisini bir şekilde karşı tarafın ifade edebilme durumu gündemde olabilir diyorum. Şöyle bir bakalım. Hadi bakalım niyetler tutulsun. Şöyle bir bakalım bakalım neler var. Biraz kalabalıklara dahil olma durumunuz görünüyor. Hane içi bakın bir çiçek resmen şurada yeşeriyor. Görüyor musunuz? Şurada. Yani bu şu ucunu çiçek gibi düşünün. Şunlar dalları. 3 ve T var zaten burada. Oy dışarı taştı. Maşallah, 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 maşallah. Ee, tabii ki bir çiçek hem aile, hem yuva, hem bir şeylerin ilerlemesi bunun gibi olayları anlatıyor ama her şeyden öte arkadaşlıkları anlatır. Küslükler falan varsa, çekememezlikler varsa bunlar düzelir. Bir de 3 sizin maddi anlamda, ailevi anlamda yükselişinizi T harfi de hem bir şeylerin artık zamanının geldi yani atılım yapma zamanı, şu Z harfi var bakın. Yani bir şeyler artık bitiyor, yerine yenisi geliyor. Sıfırdan belki bazı başlangıçlar var. Hem de İlahi adaleti mahkemeleri anlatıyor. Buralarda güzel bir şansınız olabilir. Bir bereket ayağından bahsetmiştik. Bakın o bereket ayakları kendilerini göstermeye başladılar. Bir liderlik pozisyonu var ama bunun altından kalkmanız birazcık zor. Hani şey yapamayacağınızdan dolayı değil. Çok zor. Belki işi çok bilmiyorsunuz. Hani tabii ki herkes anasını karnından çıkarken bir şeyleri öğrenmiyor. Ama bir işin altından kalkmak için eh, çarpı 3 uğraşmanız gerekebilir. Bir de arkadaşlar görüyor musunuz burada birisi var ve burada da siz varsınız. Sizin yanınız biraz daha kalabalık. Yani haklısın haksızsın muhabbeti var. Ve bu haklısın haksızsın muhabbetinde şöyle bir olay söz konusu. Biraz daha sanki hani haklı olarak sizi görüyorlar. Ama belki karşı şimdi annedir babadır yani e, ona da bir şey diyemiyorlar. Onlar da onun arkadaşları. Yani böyle bir arada kalış görünüyor. Ama hani haklı ben miyim? Sizin yanınız daha kalabalık öyle söyleyeyim. Ya da sizi daha çok seviyorlar ondan öyle görünüyor. 16-22 Eylül'de güneş yükselen ay burcu akrep olanları neler bekliyor? hepsi ayağımda kaldı. Ama şu kart hariç. Bir de şurada görünüyor mu bilmiyorum. Şu ikisi. Şimdi diğerlerini toplayacağım. Yani baya kart var. Çok hızlı yorumlayayım mı şunları? Şu düşeni de alalım. İnşallah. Bu arada merhaba. <laughs> Bazen beni robot zannediyor. Kendimi göstermek için. Halbuki görünüyorum. Şimdi sizi çok hızlı yorumlayayım. Madem kartlar kendisini gösterdi, öyle yapalım, değil mi? Hatta kendini seçti zaten. Şimdi şöyle yapalım. Bakın, şimdi bu kartlar size şunu söylüyor. önceden bir şeyleri aslında başarılısınız. Aslında yapabiliyorsunuz. Fakat yani hep ben ilerledim. Hep, hep ben gittim. Hep ben uğraştım. Hiç başkaları uğraşmadı. Hep anam babam için ben çaba sarf ettim. Akrabalar için, eşim için, aşkta hep ben çaba gösteriyorum. Ama itilen, kakılan, sevilmeyen ben oluyorum. Hani deve diken insana seven yarar ya. Biraz onun gibi bir olay yaşamış olabilirsiniz. İyiliklerinizin karşılığında ihanet görmüş olabilirsiniz. Hiçbir iyilik zaten cezasız kalmıyor maalesef. Sizin böyle bir olayınız olduysa, bu dönem içerisinde size tekrardan bir şans sunulma ihtimali var. Bu bir. İkinci olarak şöyle bir baktığımda diyor ki artık kader çarkı senin için dönmeye başlıyor ve bu kader çarkının döndüğü dönemde özellikle güneş yükselen ay burcu aslan olan bir kişiyle senin şansın yükselebilir. Hangi konularda şansın, talihin, yüzün gülüyor dersen bir hayat sana ikinci bir defa hatta üçüncü bir defa evlilik olsun, denemek için olsun, ameliyat olsun, sağlık olsun bazen biliyorsunuz işte bu kısımdan sürekli ay sürekli aynı sıkıntıyı yaşıyorum sürekli midem ağrıyor sürekli kolum ağrıyor yok bilmem ne yani devamlı olarak yaşadığınız bir maddiyat işten çıkma çıkarılma işi tutturamama sürekli aldatılıyorum sürekli bir problem var aynı şeyi yaşıyorsanız buna diyor ki dur dur bu sefer olacak bunu anlatıyor bu bir ikincisi aile içi konularda ki bu kart direkt olarak şunu anlatır çok şanslısın çünkü ailem varsa aile içinde onun haricinde iş yaşantısındaki prestij, durum, statü, makam mevki yani işin ehli olan o işi bilen insanlardan alacağınız çok güzel maddi olmakla ve manevi tavsiye verir ama sizin maddiyatınızı etkiler. Bunun gibi durumlar olabilir artı tüm nesillerin aynı yerde bulunması. Yani hani anneanneler, babaanneler, torun, tombalak, çocuklar, evlilikler, yiyenler, kuzenler, birleşimler bunun gibi olayları beraberinde getiren bir karttır. Ve arkadaşlar size çok uzak ihtimal olarak gelen bazı şeyleri kendi hayatınıza çektiğinizi ifade ediyor. Burada biraz şöyle bir durum var. Kendinize aynı kafada bir arkadaşla ortak iş yapabilirsiniz. Evlilikleriniz olabilir bu bir. İkincisi çocuk. Yeni bir çocuğun gelmesi, çocukların sağlığı, çocuğun işinin, gücünün. Yani çocuğun 40 yaşında. Sonuçta çocuğunuz mu? Koca insan, koca kadın, koca adam olabilir. Ama sizin çocuğunuz mu? Hala yavrunuz mu? Evet. Tamam. O da dahil olmak üzere. Ki şöyle düşünün. Ya benim çocuğum yok. O zaman kendinizi alın. Burada sizin yaşayacağınız mutlulukları anlatıyor. Bir de kardeşlerle ya da çok yakın saydığınız akrabalarla aranıza mesafeler girdiyse yani bazen kardeşle de değil ama kardeşin mesela eşiyle problem yaşayabiliyorsunuz. Burada bir birliktelik, bir birleşme, hadi gelin tekrar konuşalım, barışalım, uzatmayalım bu konuyu. Bu tarz olaylar olabilir. Dediğim gibi birken iki, ikiyken üç bunlar olabilir ve kupa altılısı genel olarak evliliği anlatır. Evlilik, evlilik hayatını, evlilik yaşantısında yaşanacak genel mutlulukları anlatıyor. Önünüzde çok uzun bir yol var. Daha biraz problemdir. Ama şunu söylüyor. Sen çok başarılısın. Arkana başarılarını yani varsa e, yeteneğine güvendikten sonra anana, babana, eşine, işine, e, kendine güvendikten sonra yapamayacağın hiçbir şey yok. Biraz üzüntüleriniz var. Ama bakın bununla ilgili diyor ki Azize biraz böyle e, pasif bir karttır. E, üzüldüğünüzü anlatır. E zaten e, kupaların beşçisi de şunu söyler. Ya üstünden çok sular aktı geçti. Sen niye artık böyle kafana takıyorsun, üzülüyorsun ki? Buna üzülmen gereksiz, yanlış. Ya yanlış değildir belki ama ya bitti gitti artık onu düşünme sen hani bir, şu anda mesela diyelim çok sağlıklıyım eskiden çok sağlıksızdım oturup buna üzülmenin bir manası var mı geçmişte çok başarısızdım çok yıllar kaybettim artık buna üzülmenin bir manası yok ne sen getirebilirsin ne ben sana o yılları getirebilirim ee, kaybeden paraları ya da yaşanan şeyleri unutturabiliriz. O yüzden yapacağınız tek şey elinizde var olan gücü kartı her şeydir. Elinizde var olan bütün imkanları kullanarak güneş kartıyla birlikte önünüze bakmak, atınıza binip dıgıdık dıgıdık ilerlemek, muratınıza niyetinize binip de çocuklar gibi sevinebileceğiniz bir ilişki olabilir. Ki gelen kişi biraz çocuksu yapıda olabilir. Onun haricinde işinizde ukde kalan şeyleri yapabilirsiniz. Ve kupa üçlüsüyle birlikte... Kutlamalar, anlaşmalar, barışmalar, imza e, istiyorsanız hani imza atsın üzerime mal alayım gibi. İzin versinler istediğimi yapayım gibi olayları beraberinde getiriyor ki Kupa Üçlüsü başlı başına zaten Kutlama yapmaktır. Çünkü bir fırsat geliyor. Beni işe aldılar. Mutluyum. E hadi sizi yemeğe götüreyim. İstediğim sonucu elde ettim. İyileştim. Şöyle böyle. Hadi sizi yemeğe alayım. Bunun gibi. Ya da hediyeleşme gibi. E, olayları da beraberinde getiriyor. Gayet de güzeldir. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Yeni butona basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.